kelepçeyle evin kapısının dışarısına çıkıyorum. Çıktığından ötüyor ve seni oradaki en yakın polis alıyor, Onu, yakapaça götürüyor. Evet, ya Aslında sen kadınların özgür bırakılmasından yana yürürken şimdi eve, eve hapsediyorsun. Bedel ödüyorum şu anda veya bedel, bedel ödemesiyle. Pişman, Pişman mısın? Peki <laughs> bir gün aşık olursan ve sevdiğin adam bu kıyafetleri istemiyorum dersen? Okul eteğimi çok mini bulduğu için, bundan nasıl rahatsız olmadığımı, aslında rahatsızlık duymam gerektiğini söyleyip eteğimi, eteğimi açmaya çalışmıştır. Ülke gittikçe özgürlükten uzaklaşıyor mu? Bunu biz Bu, yıllar, yıllar, yıllar önce başı kapalı insanlara yapmadık yaptık. mı? Efendim hepiniz ondan sonra kanalına hoş geldiniz. Size bir önceki videoda da anlattığım gibi gündemde neler oluyor? Sıcak sıcak takipte kalacağız. Bütün ülkenin e, derdi neymiş? Biz de bu işin içine biraz gireceğiz dedik. Gündemin derdine bir baktık içinden Delisa Aydın alt çıktı. Hoş geldin. Hoş bulduk. Aslında biz sana geldik Melisa çünkü bir ev hapsi söz konusu. Dışarı Gerçekten. çıkamıyorsun. Bacağında bir kelepçe var. Birazdan onları göstereceğiz. Evet. E, maalesef ki dışarı çıkamıyorsun. Tam bir haftadır. Tam bir hafta oldu bugün. Neden böyle oldu? Biz seni e, böyle yolda yürürken ipli hallerinle falan hatırlarken bir anda seni eve kapattılar. Neden? Ne oldu biliyor musun? Ben kadınlar için bir yürüyüş yapıyorum aslında, kadınların özgürlükleri için, kadınların hayatları için ve bu çoğu insan tarafından bilinen bir şey, bilinen bir yürüyüş. Ve bu yürüyüşlerime yaklaşık olarak bir yıldır devam ettim ve devam ediyorum. Normalde bu şekilde kadınların özgürlükleri için yürürken, yürüyüşlerimi yaparken genelde kendi seçimlerimde, kendi tarzımda olan kıyafetlerle, şortumla veya bikini üstlerimle yürüdüm ve bunu... Kadınların vücudunun özgürlüğü için, hayatları için yaptım. Hayat özgürlükleri için yaptım. Hmm. Ee, o gün de aslında bu olay, bu görüntü yaklaşık olarak iki hafta önce gerçekleşti. Ve iki hafta önce orada bir heykel duruşum var benim. Kadınlar için bir heykel duruşu yapıyorum. Orada kadınların kendi vücutlarıyla ve kendi giysileriyle bir caddede veya sokakta özgürce ve özgüvenli bir şekilde durabileceğini gösteriyorum. Çünkü genelde bu programda çık konuşacağım. Lütfen. Ee, normalde kadınlar dışarıda kendi feminen veya kendi seçtikleri kıyafetlerle dururken her zaman bir erkek veya başka bir insan tarafından bu neden böyle duruyor acaba ya da bu sokakta ne işi var Hı -hı. ya da böyle giyinip böyle duruyorsa acaba başka bir şey mi yapmaya çalışıyor gibi bir sürü seksist düşünceyle aslında karşılaşıyoruz günlük hayatlarda. Ve kadınların bu uğradığı seksist düşünceler ve baskı için bu duruşumu yapıyorum. Hmm, biz bunu sadece sizin düşündüğünüz zihniyetle yapmıyoruz. Özgürce giyinmek, istediğimizi giymek için yapıyoruz. Evet öyle. Kadınların giyimleri bir başkasına bağlı değil aslında. Her kadın için bunu söyleyebilir misin? Her kadın için bunu söyleyebilirim evet. Ne kadar güzel. ya yani aslında sen kadınların özgür bırakılmasından yana yürürken şimdi eve hapsedildin. Evet. Buna nasıl bakıyorsun adalet açısından? Kadınların özgürlükleri için böyle bir bedele maruz bırakıldım. Bir bedel ödüyorum şu anda veya bedel ödetildim. Pişman mısın? Hayır değilim. Yine olsa yine yürürüm. Evet ben bir kadınım ve kendi kıyafetlerimle ve kendi giyimimleyim. Kendi seçimimle bunları yapıyorum ve cezaevine de girsem, ceza da alsam kıyafetlerimden dolayı bu benim seçimim ve benim özgürlüğüm. Ve yarın yine kendi özgürlüğümle ve kendi giyimimle dışarıda olmaya devam ederim. Anayasanın hangi maddesi seni içeri kapattı biliyor musun? Aslında anayasaya göre benim giyimimde veya özgürlüğümde bir sorun yok. Bu bir suç teşkil etmiyor. Kendi giyimim veya açık kıyafetlerim. Bunların hepsi kadınların seçimi. Evet. Ama anayasada müstehcenlik ve teşhircilik suçu ve hayasızca hareketlerden böyle bir işlem yapılmaya çalışıldı müstehcenlik ve teşhircilik suçu aslında bir cinsel organınızla veya bir cinsel organın açıkta olmasıyla bir yerinizi açıkça belli etmenizle oluşan bir durum. Ve ben herhangi bir kıyafetimde veya giyimimde böyle bir unsura yer vermedim. Yani aslında benim kıyafetlerim herhangi bir suç teşkil etmiyor. Bir suç unsuru yok. Hmm. Ve şu anda hayasızca hareketlerden bir işlem yapılmaya çalışılıyor ki hayasızca hareketler de benim giyimimi içermiyor aslında. Dışarıda e, ilişkiye girmek, cinsel bir ilişkiye Aynen öyle. girmek evet. benim bildiğim değil mi? Evet. E, topluma açık yerlerde yani aslında… Benim kıyafetlerim o... bu suç unsurunu oluşturmuyor. Valla inşallah ülkemizde bunu seninle başlayıp devam ettirirler. Çünkü o kadar çok hayalsizce hareket gerçekten eden var ki. Hatta şey dedin benim yanımda yasaklı madde hatta uyuşturucu diyebiliriz artık YouTube kanalında. Uyuşturucu kaç gram kokain kullanılan insanlar bir şekilde serbest bırakılıyor. Ama ben sırf kendi giyimimden, kendi kıyafetlerimden, kendi özgürlük seçimlerimden dolayı şu an kısıtlanıyorum ve zorlu bir ev hapsine tutuluyorum. Evet bu biraz adaletsiz değil mi? 23 yaşındasın ve evet, üniversite öğrencisisin. Bildiğim kadarıyla eğitim hakkının da şu anda elinden aldığını, alındığını görüyoruz. Evet. Aslında burada böyle anarşist bir yayın yapmaya çalışmıyorum ama Melisa'yı dinlemek istiyorum. Melisa'yı çünkü biz e, konuk almak istediğimizde çok isterim ama gelemem dedin. Evet, ev hapsindeyim çünkü. O yüzden biz çıktık geldik. Aslında böyle bir formatımız yok. Bu ilk kez olacak çok ve e, ilk konuğum da sensin böylelikle. Bunu söyleyelim. E, tabii e, bizi çok zorlu bir süreç bekliyor. Gündemin tam ortasından bir şeyler yapacağız. Sana dedim ki fiziğin çok güzel. Bu arada gerçekten muazzam bir fiziği var. Ya kilo alırsan? Kilo alsam da ya da beden ölçülerim değişse de. ya Benim kilom veya beden ölçülerim hiçbir zaman giyimimle bir ilgisi olmadı. Yani ben 100 kilo da olabilirim, 50 kilo da olabilirim, sıfır beden de olabilirim ama yine kendi istediğim kıyafetlerle ve giyimimle dışarıda olmaya devam ederim. Çünkü bu benim bedenim ve benim kararlarım tamamen. Ee, bir de e, sosyal medyanda zaten ciddi bir saldırıya uğradın. Sosyal evet. medya hesabın kapatıldı. Doğru. Şimdi e, ekstra başka bir hesap açtın ve ondan ilerliyorsun. Sosyal medyadan para kazanıyor muydun Melisa? sosyal medyadan birçok markayla yap. Benim aslında işim modellik, Modellik evet. yapıyorum ve evet. birçok markayla ve PR'le bir anlaşmam var ve bağlı olduğum markalar var, bir ajansım var ve evet sosyal medyadan çok ciddi para kazanıyordum. Ama şu anda bir güvenlik sorunu yaşıyorum. Ama beni takip etmek isteyenlere veya özgürlük mücadeleme katılmak isteyenler için ikinci bir hesap açtım ve ikinci Instagram e, hesabımı Onun Instagram hesabını hemen altta verelim. Meclise ulaşmak isteyenler e, ve özgürlük e, mücadelesinde onun yan yana olmak isteyenler Meclise o hesaptan takip edebilirler. Biz de oradan bulduk zaten seni. Çok teşekkürler. Ben olsun. teşekkür ederim evinin kapılarını bize açtığın için. Birazdan senin özel hayatına da gireceğiz. Daha doğrusu <laughs> özel e, hobilerine diyelim. Burada çünkü tuvaller görüyoruz. Fırçalar görüyoruz. Çok tatlı bir kedin var. Yalnız yaşıyorsun. Yalnız yaşıyorum. Ee, babanın mesleğini sordu çok ilginç bir cevap verdin. Bunu söylemende sakınca var mı? Hayır yok. Lütfen söyler misin? Babam ağır ceza müdürü. Birinci ağır ceza mahkemesi müdürü. Yani şaka gibi babası ağır ceza müdürü ve şu an ev hapsinde olan biriyle konuşuyorum. Gerçekten çok enteresan. Baban ne dedi bu duruma? Babam şaşkın açıkçası. Çünkü bir kıyafetler anayasaya göre bir suç unsuru değil ve kıyafetlerden dolayı veya giyimlerden dolayı ülkemizde daha önce böyle bir ceza almış biri yok. Yani hmm. şaşkın olan kısım bu. Bunun bir cezası yok çünkü. Yok sen e, şu anda emsal de teşkil edeceksin evet. bir sonrakiler için. doğru. Neyse baban e, yüksek ihtimalle kıyafetlerine karışmıyordur. Sence sen açık mı giyiniyorsun? Ben açık giyiniyorum ve feminen giyiniyorum. Evet. 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 Bu da seni rahatsız etmiyorsa kimseye etmesin diyorsun. Bu arada kaşın gözün çok güzel. Çok Galiba memleketten. Evet. Değil mi? Diyarbakır'dan. Diyarbakırlıyım. E, kaşları falan kendi kaşın mı o senin? Evet, evet. Böyle ekmemekme bir şey yok mu? Yok, yok, hayır. Maşallah hiç ya. Ya, evet, ya. Hiç dokunmadım ya. Otantik bir kültürü var. Evet, bir de hiç dokunmamışsın. Ağdırmamışsın. Çok güzel görünüyor. Evet, teşekkürler. Şimdi başka bir şey soracağım. Gelir gelmez de ben tabii eski mesleğimden <laughs> deformasyon, hep şey soruyorum. E aşk hayatınız nasıl gidiyor? Neyse ki vallahi ben öyle şeylerle uğraşmıyorum dedim. Neden öyle kendini aşka direkt kapatmış gibi? aşkı kapatmış gibi değil. Şu anda ben kadınların bu ülkede, ülkemde özgür olmasını istiyorum ve kadın hakları ile ilgili çok şey yapıyorum ve bir mücadele veriyorum. Ve kadınların hayatlarına odaklanmak, kadınların hayatlarında neler yaptıklarına, neler seçtiklerine bakmak kadınları incelemek, dışarıdaki kadınların hareketlerini incelemek bunlar çok ilgimi çekiyor. Ve biraz daha şu an kadın hakları ve kadın mücadelesiyle ilgilenmek İlgilenme durumundayım. Evet. Peki bir gün aşık olursan ve sevdiğin adam bu kıyafetleri istemiyorum derse? Bunlar çok benim konularım değil açıkçası. Çok öyle bir insanla da tanışacağımı düşünmüyorum. Öyle mi diyorsun? Evet. Hmm. Peki. Şimdi tabii e, aklıma çok daha e, farklı sorular geliyor. Yani günlük hayatında, özel hayatında arkadaşlarınla ilişkilerin nasıl? Arkadaşlarımla ilişkim iyi ve aslında bu yürüyüşüme başlarken de arkadaşlarımdan çok destek aldım. Öyle mi? Her zaman onlar benim gibi dışarıda bir yürüyüş sergilemiyorlar ama fikir olarak, yürüyüşlerim olarak bazen gelip bana videolarımı çekerek bana destek olarak Bazen resimlerimi çekerek bana destek olarak, fikirlerime ve haklarıma çok destek verdiler. Ve dışarıda da bu şekilde yaşıyoruz, evet. Ne okuyorsun? Marmara Üniversitesi'nde işletme fakültesindeyim. Çok güzel. Kaçıncı sınıf? Son sınıf. Yani zaten çok gençsin ve işini de yapmak istiyor musun? Yani, i̇yi bir işletmeci de olabilirsin, dikkatle de yani çekiyorsun. Finans alanında biraz daha ilerlemek daha iyi çünkü bölümümde finans ve muhasebe seçtim. Aa, çok güzel. Şimdi ülkemizde kadınlar deyince evet özgürlüğü kısıtlanmış hatta e, muhtemelen eski eşlerinden şiddet ve hatta cinayete varan e, bu, bu takım maruz bırakılmalar bizim ülkemizde gün geçtikçe, yıllar geçtikçe sayısı artan bir hale geldi. Senin özgürlükten kastın sadece kılı kıyafet olamaz. Seçimler. Bunu biraz açar mısın? Kadınlar istediğini seçebilir derken. Kadınların özgürlükleri derken aslında bu sadece dış görünüşünüze, saçınıza, makyajınıza bağlı bir şey değil. Aslında kadınlar özgürlüklerini yaşamaya çalışırken bir şirkette de, çalıştığı bir markette de, okulunda da, dışarıda, sokakta da buna maruz kalıyorlar. Ya bazen birinin bir sözüyle mesela böyle kadın mı olur deyişiyle ya da kadınlar sadece anne olmalıdır dişiyle hmm. ya da sadece kadınlar buralara gitmelidir, bu kıyafetlerle giymelidirler işleriyle Aslında hep bir şiddet ve maruza, ya yani maruz bırakıyorlar insanı, baskıya maruz bırakıyorlar. Maalesef. Yani, Kadınların özgürlükleri sadece giyimleriyle ve kıyafetleriyle ilgili değil. E, sosyal medyanda seçtiğimiz e, ilişkiler gibi e, giydik, giydiğimiz kıyafetlerin de bize bırakılmasını istiyoruz gibi bir şey söylemişsin. E, sana bu ilk yürüyüşteki bu ilk adımı attıran şey ne oldu ama artık yeter bunu da bu kadınlara yapmayın dediğin şey neydi çok merak ettim kırılma noktasında. Bunun bir geçmişi var aslında. Ben 15 yaşındayken lisedeyken öğretmenimin bir baskısına maruz kalmıştım okulun içerisinde. Okul eteğimi çok mini bulduğu için bundan nasıl rahatsız olmadığımı, aslında rahatsızlık duymam gerektiğini söyleyip eteğimi açmaya çalışmıştı. Aa. Böyle bir olay yaşanmıştı lisede. Ve sonrasında ertesi gün ailem benimle birlikte okula gelip öğretmenden hesap sormuştu. Ama öğretmen o gün hastalandığı için çok gelmek istememiş okula. Hmm. Sonrasında öğretmenler şikayetçi olduk ve okuldan alındı. Yani böyle bir olay yaşandı. Tabii bu eğitime ters bir şey. Evet. Sinetini açmaya çalıştı. Evet. Yani ve oradaki bütün öğrencilerin göz önünde, kantinde. Ve herkes ben giderken karşı koydum, böyle bir şey yapamazsınız, eteğim benim eteğim ve istediğimi giyebilirim dedim. Ve giderken arkadan erkeklerin alkış seslerini duydum. Yani öğretmeni alkışlıyorlardı, hocam bravo. Yapan öğretmen erkek zaman Hayır kadındı. Kadındı. Evet. Ve benim yaşımda bir kız evladı vardı. Neyse, bunu sana biraz önce de söylediğim için açık yüreklilikle söylüyorum. Bazı insanlar seni meczup sandı. Bu kız deli mi acaba dediler. Ben paylaşımlarına bakıyorum, konuşmalarına, geldiğin bizi burada karşılamana son derece. Çünkü ülkemizde kadınlar bir şey yaptıklarında, bir şeyi seçerek giydiklerinde, diğerlerine göre daha feminen veya farklı olduklarında genelde böyle insanların da varlığını kabul etmemek için ya da onları da görmemek için hayır ya kendi isteğiyle yapamaz, kendi seçimi değildir. Hmm. Ya bir dikkat çekmek için yapıyordur ya da deli olduğu için yapıyordur. Çünkü bir kadın kendi isteğiyle açık giyiniyor veya güzel oluyor olamaz. Bunu illa bir amaca hizmet ediyordur ya da etmek zorundadır. Böyle bir düşünce var. Yani ülkemizde kadınlar açık giyiniyorsa veya seksi giyiniyorsa veya feminen giyiniyorsa illa bir sebebe bağlıdır gibi. Peki bu tarz özgürlüklerle ilgili şu gündemde bir de çok biliyorsun ki LGBT de bizim ülkemizde çok gündeme gelmiş ve bu konuda da çok muzdarip olmuş buna üye bireyler var. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsun? Herkesin cinsel yönelimi veya kimlikleri kendilerine ait ve her zaman onlar da kendi renkleriyle kendi kimlikleriyle her zaman dışarıda özgürce yaşayacaklardır. Ve arkadaşımın benimle bu konuyla ilgili anlattığı bir sohbet var aslında. Anlattığı bir konu var. Paylaşmak istersen dinleriz. Evet. Arkadaşım, komşum hatta bir mağazaya girdiğinde, o da feminen giyinmeyi seven biri, bir erkek. Mağazaya girdiğinde bir tight istiyor. Hı hı. Panty'de bir tight, marka verebiliyor muyuz burada bilmiyorum Verdik. artık vardım. tamam. Önü <laughs> tamam, önemsiz evet. Bir tight istiyor oradaki çalışandan ve çalışan ilk önce ona bakıyor. Diş görünüşüne bakıyor. Erkekliğine bakıyor. Ve sonrasında gülüyor. Siz mi giyeceksiniz tight'ı diyor. Hmm. Ve arkadaşım da evet ben giyeceğim diyor, neden vücuduma çok tight'a uygun bulmadınız mı diyor. O da hayır ama sadece erkek oluşunuzdan dolayı diyor. Ve arkadaşım bunu anlatırken eve geldiğinde o kadar çok etkilenmiş ki. Yani benim cinsiyetim veya doğduğum hal giymek istediğim şeylere veya giysilerime engel mi? diyor. Ki bu da bence çok mantıklı bir soru. Aslında engel değil, değil mi? Değil elbette. Herkes istediğini giyebilir. Öyle. Tabii orası öyle. Ama tabii bu LGBT durumu sadece giyinmekle çok da doğru orantılı bir şey değil. O yüzden merak ettim bu konuyla ilgili bakış açını. Ülke gittikçe özgürlükten uzaklaşıyor mu? Bence özgürlüğe karşı bazı müdahaleler ediliyor. Bazı baskılar insanların üzerinde çokça uygulanıyor. Ama çoğu insan bu baskıya ve engellemelere karşı bir şekilde direniyorlar ve ses çıkarıyorlar. Ve özgürlük mücadelemiz her yerde, sokakta, caddede, kıyafetlerimizle devam ediyor ve özgürlüğün bu seslerle ve bu güçlü mücadeleyle daha çok artacağına eminim. Oy kullanmaya gittin mi? Gittim. Böyle mi gittin? Evet. Peki ne, ne mesela ne yapıyorlar? Sana böyle bravo yürekten tebrik ediyoruz diyenler de oluyor mu? Bazen gelip kadınlar ne kadar güzel gözüktüğümü söylüyor. Ama gerçekten çok güzel bir var. Ben şimdi kadın olarak bayıldım yani. Çok teşekkür ederim. Ee, bazen de bakıp bir şekilde dışlamaya veya sosyal hayatta olmamalı bu hmm. demeye çalışıyorlar ki hayır ben buradayım istediğim kıyafetlerle de olacağım. Hmm, bundan sonra da giyeceksin. Evet, elbette. Bunu ne zaman çıkacağını biliyor musun bu kelepçenin? Bu kelepçenin ne zaman çıkacağını bilmiyorum ve açıkçası bir kadının kıyafetlerinden dolayı böyle bir kelepçe Şöyle bir alması kelepçe var. Evet. çok ilginç. Bileğinde. Evet. geldiğinde sordum dedim ki bu kelepçeyle markete, yani yemek nasıl ihtiyacın? Hayır, e, bu kelepçeyle evin kapısının dışarısına çıkamıyorum. Çıkam. Çıktığından ötüyor ve seni oradaki en yakın polis alıyor, Onu, yakapaça götürüyor. Evet, tutuklanıyorum. Ee, ne zaman çıkacak belli değil, tarih belli değil, süresiz, süresiz bir e, kelepçe durumu var burada. E, yani seni burada 3 yıl e, unutabilirler, öyle mi? Tabii devletimizde böyle bir şey olacağını sanmıyorum ama bizim yayınımızda böyle bir ses getirsin inşallah. Bir kadın inşallah. olarak bunu söylemek, ya bunu söylemek istiyorum. Bir kadın olarak şu vicdanınızı sığıyor mesela? Bir kadının kendi kıyafetleriyle, kendi giyimleriyle, kendi görünüşlerinden dolayı bir şekilde yasaklamaya, saklanmaya, bir kelepçeye maruz bırakılıp eve hapsedilmesi. Bunu biz yıllar önce başı kapalı insanlara yapmadık mı? Bravo. Bu çok kötü bir şey. Aa. O kadar başı kapalı insan sırf kadın olduğu için de giyimlerinden dolayı başındaki örtüyü kapatmak için peruk takıp üniversitelere girmek zorunda kalmadı mı? Mecliste de aynı şeyler evet. yaşandı. Onlara da aynı şekilde şu an bana yaklaşılmaya çalışıldığı gibi deli ya da öcü ya da gerici zihniyette ya da baskıcı insanlar olarak bir etiket vurulmaya çalışılmadı mı? Çalışıldı. Çok Kapalı insanlara da yıllar önce sırf giyimlerinden ve kadın olarak seçimlerinden dolayı bu yapıldı. Kelepçeler verildi. örtülerin üzerine peruklar takıldı. Üniversiteye girmeleri yasaklandı. Onlara da bir şekilde Ay, ayrımcılık atma. yapıp evet ve bir ceza vermeye çalıştınız. Ve onlar da kendileri için mücadele etti. Ben de şu an kadınlar için ve kadınların giyimleri için mücadele ediyorum. Evet ben bir kadınım ve böyle giyiniyorum ve böyle giymeye de seçimlerim doğrultusunda devam edeceğim. İsterseniz ihbar edin hukuksuzca, isterseniz yargılayın, isterseniz tutuklayın, isterseniz cezaevine gönderin ama bu benim seçimim ve benim giyimim. Ve kıyafetlerimde herhangi bir suç unsuru veya suç teşkil eden bir şey yok. E tabi denizin kenarında olsan hiç, hiç dikkat çekmeyeceksin. <laughs> Öyle ama denizin kenarında olmayıp açık giymem de bir suç, suç değil. Dikkat sebep çekme değil. sebebini soruyor. E kışın Üşümeyecek misin? Kışın da böyle giyin yani. E, üşümüyor musun? Hayatım. Maşallah kalilacı falan. Evet, soğuğu hissetmeme gibi bir problem var. Ay Melisa ben sana şöyle söyleyeyim. Şimdi Eylül'de böyle minicik rüzgar esti ya. Ben direkt taytlar çoraplara geçiyorum. Ben donuyorum ya. Ve çok seviyorum açık giy. Dekolte çok severim. Size de çok yakışıyor. E, dekolteli giyelim. Hadi yaz hiç bitmesin. Çok güzel falan ama... Çok üşüyorum ben. Nasıl üşümüyorsun sen? Soğuğu hiç hissetmiyorum. Hissetmiyorsun. İçeride yürürken. Yani normalde ben her sabah sabah 6-7 gibi Fenerbahçe'de koşuyorum. Ne şortum montumla birlikte kışın. Ve sporcu olduğum için de daha hareketli, daha şey. Vücut spordan mı? Böyle genetik mi? Böyle evet. aile falan? Ya e, voleybolcuyum ben. Onun ha, için de evet. voleybol oynuyorum. Oyun falan. Marmara Üniversitesi takımında da voleybolcuyum. Çok güzel. Peki aslında böyle çok e, seni bu konuyla ilgili yormak istemiyorum ama e, bunu dernekleştirmek, kadınları daha da çok sesini çıkaracak hale getirmek gibi düşüncelerin var mı? Kadınların giyimleri, özgürlükleri ve mücadeleleri için şu an böyle bir hareket yapıyorum. Ve evet ileride belki bir 5 yıl sonra ya da 3 yıl sonra böyle bir büyük bir özgürlük derneği kurup kadınların seslerini sorunlarını, mücadelelerini daha çok yere ve daha çok insana duyurmak için böyle bir proje var aklımda. Var değil mi? Evet. Çünkü daha çok kadınla kucaklaşmak, daha çok kadını görmek, daha çok kadının giyiminde yaşadığı sorunları duymak, daha çok kadını göstermek istiyorum. Şu anda sana zaten sosyal medya hesaplarından ulaşabilirler böyle evet, kadınlar. Elbette. Böyle kadınlar için ne yapabilirsiniz? Beraber çözeceksiniz. Evet, doğru. Hiç tacize uğradın mı dokunarak, temas ederek sana? Şöyle ilginç bir şey var. Aslında sosyal medyadaki medyadaki tepkilerin tam tersine halkın içerisindeyken ben herhangi bir kötü tepkiye uğramıyorum. <laughs> Ama sana bir şey söyleyeyim, bu normal hayatta da böyle. Sosyal medyada hepimizi hakaret edenleri hiç görmüyoruz. Evet. Sokakta hiç yoklar ve hepsi tam tersi kucaklarında. Sosyal medyada Yapmadım. siz benim giyimimi eleştirirken cadde bostan halkı veya ben cadde bostanda yürürken onlar benim kadınlar için yürüyüş yaptığımı biliyorlardı ve bir protestoda olduğumu biliyorlardı. Her zaman yanıma gelip benimle konuşarak, benimle fotoğraf çektirerek, beni sevdiğini söyleyerek beni alkışlayarak, bazen arabanın içerisinden ben yürürken korna çalarak bu desteklerini verdiler. Senin için gerçekten yürüdüğünü bilenler? Evet öyle. Oradaki insanlar bana destek verdi ki dışarıdayken de aynı şekilde gelip bana sarıldılar veya sevdiklerini söylediler. Özellikle gözaltı sürecinden sonra ben ilk gün dışarı çıktığımda yaklaşık olarak 10 kadın yanıma gelip bana sarılıp yanındayız merak etme haklısın mücadelene devam et ve geçecek deyip ağladılar. Yani bu Cihangir'de yaşandı. Ya. Ve evet böyle olaylar varken halkın desteği var ve hiçbir zaman sosyal medyada 5 kişinin oluşturduğu bir baskı grubu veya linç grubu hiçbir zaman halkın gerçek halkın kendisiyle ilgisi olmuyor. Hiç evde televizyon izliyor musun? Evet. Kızılcık şerbetini izliyor musun? Bir iki bölüm. Konudan baktım. haberdar mısın? Evet. Kızılcık şerbetinde iki farklı aile yapısının birbirleriyle olan durumlarının geldiği son nokta var ve herkes mutsuz. Ee, acaba, şunu soracağım sana, herkes kendi özgürlük alanında mı mutlu? Sence? Hayır, bence herkes kendi kafasında belirlediği bir özgürlük alanı var, evet. ve özgürlükler var. Ama hepimiz dışarı çıktığımızda birbirimizin farklılığını görüp, birbirimizi görüp aynı şekilde bir şeyler paylaşmaya devam etmiyor muyuz? Mesela sizden çok farklı bir arkadaşınız vardır. Görünüş olarak da olabilir bu fikir olarak da. Evet. Ama aynı şekilde birbirinizi her gün görüp konuşmaya devam edip bir şeyler paylaşıyorsunuz. Bu her zaman oluyor. Halk birbirinden çok farklı insanlar ama her zaman bir araya geliyor ve bir şekilde birlikte olmaya devam ediyorlar. Halk hep birlikteydi. Önemli olan birlikte yaşayabilmek. Evet öyle. Çünkü bizi ya beğenebilirsiniz bir insanın seçimini. Beğenmeyi de bilirsiniz. Katılabilirsiniz. Sevmeyi de bilirsiniz. Ama hepimizin altında toplandığı bir anayasa var. Ve anayasaya uygun yaşadığımız sürece, anayasaya göre bir suç işlemediğimiz sürece herkes dilediği gibi yaşayabilir. Ee, Melisa bir şey daha sormak istiyorum. Bu ülkeden gitmek istiyor musun? Hayır. Ülkende kalacak. Ülkemi seviyorum çünkü. Ülkemin içindeki farklılıkları seviyorum. Ya benim şey gibi bir bakış açım olmadı. Ben böyle giyiniyorum, diğer insanlardan daha farklıyım, onlar daha ötedeler. Ben yurt dışında yaşasam daha iyi. Hayır. Burada çok güzel bir kültürel farklılık var. Çok büyük bir zenginlik var. Biri bir şey düşünürken, diğeri bambaşka bir şey düşünüyor. Ve bu farklılık beni besleyen şey aslında. Güzel olan şey bu değil mi? Birini dinlemek veya onun farklılığından bir şey almak, onun görüntüsünden bir şey almak. Herhangi bir tesettürlü kadın gelip seni yüksek sesle uyarsa ne yaparsın? Dinlerim. Sonrasında eğer cevap vermem gereken bir şey olursa, ona bir şey iletmek istiyorsam iletirim. Eğer yaklaşımı biraz yanlış ve kötüyse bir şey söylemeden yoluma devam ederim. Devam edersin. Peki senin bazı bakışlar gördüğünü söyledin. Senin onlara bakışın nasıl? Ben hiçbir zaman insanlara odaklanmıyorum açıkçası. Hmm. Ben yürümeye devam ediyorum, yürüyüşüm odaklanıyorum. Ama eğer yanıma gelip biri bana bir şey söylediğinde güzel bir şey olabilir veya bir kötü bir şey olabilir, eleştiri olabilir. Dinliyorum ve o an paylaşım yapmam gerekiyorsa paylaşım yapıyorum, konuşuyorum. Hiçbir zaman insanlara şöyle bir tepkim olmadı yani. Neden böyle düşünüyorsunuz? Ya da neden beni eleştiriyorsunuz? Neden bunu bak böyle bakıyorsunuz? Hayır elbette ki bakabilirsiniz. Dışarıdaki herkese bakabilirsiniz. Bu çok normal bir şey. Asıl sadece kötü olan ona kötü bir hareket yapmanız, tacizde bulunmanız ya da temasta bulunmanız bu. Yoksa dışarıdaki insanlara bakmanız, güzel olduklarını söylemeniz, gidip tanışmanız ya da bunlar çok normal şeyler. Aslında vücudumla para kazanan bir modelsin. Hı hı. Vücudun bir askı ee, ve... Bu ilerleyen zamanlarda senin belki de PR'ını olumlu yönde etkileyecek. Bundan hiç var mı? Bunu PR için yaptığını düşünenler olacak. PR için hiç kimsenin aylarca kadınlar için yürüyebileceğine, özellikle kış aylarında ve bu hmm. mücadeleyi aylarca devam ettirebileceğine inanmıyorum. Ki şu an kadınların özgürlüklerini ve seçimlerini savunduğum için, böyle bir hareket başlattığım için kelepçeliyim ve ev hapsindeyim yani kimse sanmıyorum ki PR, PR için testi. cezaevine girsin veya ev hapsi alsın. Bir de çok merak ediyorum. Evden çıkıp nereye yürüyorsun? Cadde Bostan Bağdat Caddesi. O bu, komple tüm caddeyi yürüyüp geri dönüyorsun. Evet öyle. Sen de hiç selülit olmaz. <laughs> bu kadar yürümeye gerçekten. Ece Öner'le TV yüzden haber e çıktı bu aslında Haziran ayında. Ne dediler? Özgürlük yürüyüşü. Hmm. O zaman da ilk bu video çekildiğinde biri bir apartmandan benim gizlice görüntümü çekmiş. Evet. Ve bütün ana haberlere ve gazetelere şu şekilde servis etmiş. Bir kadın her gün e, bikinileriyle ve açık giyinerek saat 5'te yürüyor bu caddeyi boydan boya. Ve bu haberden sonra Ece Ünal ve ana haber benimle iletişime geçti ve biz Bağdat Caddesi, Cadde Bostan'da röportaj yaptık. Yürüdünüz. Evet. Vallahi hepimiz yürüyeceğiz gibi seninle. <laughs> Doğru olabilir ve çok da güzel olur. Orada... Burcu ne? Boğa. Ay bir de sen şeysindir. Ee, arkadaş manyağı. Aman arkadaşına zarar gelmesin. Evet. Aman bir Anladım ben şimdi. Bütün kadınlar senin şimdi arkadaşın. Öyle. Her zaman öylelerdi. Yani destekleseler de desteklemeseler de. Çünkü özgürlük için buna ihtiyacı olan biri illaki vardır. Buraya gelirken dediğim gibi acaba gerçekten ruhsal bir problemi var mıdır onları da konuşuruz diye geldim. İşte çekilmeden geldim bu arada ama görüyorum ki son derece bilinçli, son derece de kültürlü. Okumayı da seven birine benziyorsun. Evet, çok severim. Güzel buradan açık açık bir daha ben deli değilim diyebilirsin <laughs> niye böyle deli olasın delilikle gibi. ilgili değil de şöyle genelde insanların hakkında bir kadın bir hareket yaparken veya bir kadın açık giyiniyorsa eğer veya bir kadın daha farklı seçimleri varsa eğer bunu sosyal hayatta kabul etmek yerine veya onu görmek yerine genelde onu diğer insanlardan uzaklaştırmaya veya ayırmaya çalışmak için işte deli ya da dikkat çekmek için yapıyor ya da PR için yapıyor. Hayır arkadaşlar, özgürlük için, bir mücadele için bir şey yapıyoruz ve kadınlar hayatlarında kendi kıyafetleriyle ve kendi giyimleriyle olabilirler yıllar önce, bundan 20 yıl önce aynı şeyi başı kapalı kadınlar için, üniversiteye girmemeleri için veya peruk takmaları için yaptık ve onlara suç işliyorlarmış gibi davrandık veya deli olduklarını söyledik veya haksızlık yaptık. Hayır, onlar da deli değillerdi veya kendi giyimlerinden dolayı suçlu değillerdi. Onların da bir inanışları vardı ve kendi giyimlerini, kendi seçimlerini, kendi özgürlüklerini yaşamak istiyorlardı. Ben de aynı şekilde kendi kıyafetlerim ve kendi giyimim ve kendim olarak özgürlüklerim için yaşamaya devam ediyorum ve bu özgürlük mücadelesine de tüm kadınlar için devam edeceğim. Peki, bu mücadeleye devam edeceksin diyorsun. Kelepçen ya hiç çıkmazsa? Açıkçası bir kadın olarak kıyafetlerimden dolayı böyle bir kelepçe almam da çok absürt bir durum olmakla birlikte bunun kendi yorumum olarak anayasaya göre bir suç işlemediğim için haksız bir karar olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Ve çıkması gerekiyor çünkü bir kadın olarak giyimimden dolayı böyle bir kelepçe veya pranga almayı kabul etmiyorum. Özgürlüğümün kısıtlanmasını kabul etmiyorum. Çünkü bir kadın olarak bu benim özgürlüğüm. Benim seçimlerim. Evet. Melisa çok teşekkür ediyoruz bize evinin kapılarını güzel açtığın ederim. için. Ee, seni tanımak çok güzeldi. Çok keyifli bir sohbet. Son da. derece keyifli ve renkli de bir insansın. Çok teşekkür ederim. Ee, bir gün kelepçelerinden kurtulursan... Sokaklarda gezeriz inşallah. Açıkçası bir gün kelepçelerimden kurtulursam, evet kendi kıyafetlerimle ve kendi giyimimle yürüyüşler. Ama ben devam üşürüm edelim. hayatım, ben montumu Uyuracağım. falan. Aa diyor. hayır bence siz de katılabilirsiniz. Ben montumu kadınlara bak farklı giyin dışarıda yürüsek çok güzel olmaz mı? Farklı giyiniriz. Evet. Ama böyle bu kadar üşürüm ben ya. Kendi giyiminiz veya seçiminiz nasılsa o derece farklı olun. Hiç kimsenin benim gibi giyinmesine veya benim gibi olmasına gerek yok. Herkes kendi özgürlükleriyle ve seçimleriyle güzel. Tamam. Burada anlaştık. Evet. O zaman programı beraber kapatalım. Biz bugün ile çok sıcak bir sohbet ettik. Çok tatlıydı ve samimi bir şekilde evinin kapılarını bize açtı. Efendim bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Meysa kendine çok iyi bak. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.